Evet, Çin Mahallesi'ndeyiz, New York'tayız. Sevgili Mehmet Gürs New York'a geldi. Büyük bir ödülü de aldı. Ödül diyorum ama doğru bir kelime mi ödül? Yok, pek ödül değil ya. Bir muhakkak ödül alanlar var. Yani ilk olan ödül alıyor. Veyahut da işte Lifetime Achievement, işte 30 yıldır lokantacılık yapan biri alıyor ödülü. Eren Pasar aldı ödülü. Veyahut da işte en iyi kadın şef ödülü gibi evet. Ödüller var. Ama bizimki bir sıralama. Birden 100'e kadar sıralıyorlar lokantaları. Bu tür yarışmaların ya da bu tür sıralamaların önemine ne katıyor, ne değiştiriyor? Mesela var mı böyle örnekler? Çok çok ciddi şeyler değiştirebiliyor. Lokanta yani ilk birinci olan lokanta veyahut da şöyle bir örnek vereyim. Geçen sene Peru'da bir lokanta 4. sırada girdi. Lima Central diye bir lokanta. Virgilio Martinez'in lokantası. Sistem çöktü. İnternet sistemi çöktü onlarda. Rezervasyon sistemi çöktü. 4 tane tam zamanlı rezervasyonist almak zorunda kaldı ve neredeyse bir yıl dükkan doldu. Dolayısıyla bir sadece girdiğinde yani. 4. sıraya girdi. Yani o ilk 10 çok çok önemli. Bir tek bu iş için. Ama bu işin ticari tarafı. Şimdi aslında işin sosyal ve daha da kapsamlı tarafına baktığın zaman bir başka örnek Kuzeyliler, bir de Avustralyalılardan iki örnek vereceğim burada. Noma, René Redpin'in lokantası ilk oldu. Birinci oldu bundan kaç sene önce hatırlamıyorum. Nerede Noma bilmeyenler için? Kopenhag'da. Evet. Birden Kopenhag'ı yeme içme haritasına koydu. Ve Kopenhag birden yeme içme destinasyonu oldu ve insanlar Kopenhag'a yemek yemeye gitmeye başladı. Evet, ben de yani hali vakti yerinde arkadaşlarımdan biliyorum sırf o restorana gitmek için. Aynen öyle. Ve ne oluyor bu sefer? Noma'ya gidiyorlar. Onun dışına Amasa gidiyorlar. Onun dışına Röle'ye gidiyorlar. Gidiyorlar. Bir sürü lokanta gidiyor. Küçük yerel lokantalara gidiyorlar. Oranın birasını içiyorlar, şarabını içiyorlar. Plajına gidiyorlar, sanat müzesine gidiyorlar. Kıyafetini satın alıyorlar. Yani muazzam bir ekonomi yaratıyor etrafından da. Mehmet bu arada dur lafını mantarla keseyim. Burada farklı mantarlar var herhalde. Bu mantar bilmiyorum. Senin bildiğin mantar. Ben de bilmiyorum. Çin Mahallesi apayrı bir kültür. Hay. Ondan sonra bu bütün ülke veya yani ekonomiyi veyahut da planlamayı bu yeme içme etrafına kurgulamaya başladılar. Evet. Bu başarı tabii görünce Güney Amerika aynısını yapmaya başladı. Birden Peru yemek ülkesi oldu. Meksika. Dünyada şu anda mesela Peru mutfağı modası var burada tamam, Londra'da bu dünya. Bu liste sayesinde oldu. Evet. Peru hükümeti akıllı davrandı ve bunu bir politika olarak uyguladı. Çağdaş bir, dünyalı bir politika olarak uyguladı bunu. Evet. Böyle milliyetçi bir yaklaşımla değil. Biz Peru'yu, Peru mutfağını alıp dünyaya nasıl tanıtırız diye yaklaştı ve müthiş meyvasını topluyorlar şu an. Avustralya ciddi yatırım yaptı. Yıllardır ciddi yatırım yapıyor. Ve meyvasını topluyor şu an. Önümüzdeki sene dünyanın en iyi 100 lokantasının ödül töreni Melbourne'de olacak. Evet. Oraya taşınıyor. Dünya turunu oraya devam ediyor. Şu an yeme içme turizm gelirindeki artış Avustralya'da akıl alır gibi değil. Şu an rakamlar ezberimde değil ama akıl alır gibi değil. Bak hayranlıkla ördekleri seyrediyorlar bir aile. Oo, ne biçim yeriz diye bakıyorlar herhalde. Bu tarz ördeği yapmak zor bir şey mi? Nedir şu anda bu? Böyle. Bu bir klasik Pekin ördeği. Nasıl ama yapılıyor? Crispy duck bilmiyorum. Crispy duck, evet. Bilmiyorum.